Margit Meissner 96 yaşında soykırımdan kurtuldu ve o dönemin hiçbir zaman unutulmamasını istiyor. İnsan affetmeyi öğrenmeli ama unutmayı asla. Bu nedenle anılarını aktarmak için her şeyi yapıyor. Sadece bu şekilde gelecekte benzer olayların engellenebileceğini söylüyor. Margit Meissner en sevdiği yerde, Washington'daki Holocaust Müzesi'nde. Soykırımdan kurtulan 80 kişiyle gönüllü olarak burada çalışıyor. Ziyaretçileri müzede gezdiriyor, kendi hayat hikayesini anlatıyor ve diğer hayatta kalanların müzedeki arşivlerde aile üyeleri hakkında bilgi bulmalarına yardımcı oluyor. Burası serginin en sevdiğim yeri, Yüzler Kulesi. Polonya ve Litvanya arasındaki sınırda küçük bir köyün 3500 sakini. Bir gece Almanlar geldi ve köydeki tüm erkekleri alıp vurdular. Ertesi gün tüm kadın ve çocukları köyün sinagoguna toplayıp ateşe verdiler. Bir Yahudi cemaati bu şekilde yok edildi. Sadece inançları yüzünden. Bu kız tüm köyün yok edildiği geceyi atlattı ve hayatta kalmayı başardı. Şu anda tarihçi olarak Amerika'da çalışıyor. 11 yıl boyunca Eşiskes köyünden fotoğraf toplamış. Bu sergiyle köyün 3500 sakininin sonsuza dek hatırlanmasını sağlamak istiyor. Müze ziyaretçilerinin her zaman sadece ölü Yahudileri gördüğünü söyledi. Çoğu kişi o zamanki Yahudilerin nasıl göründüğünü bilmiyor ve burada bunu görüyorsunuz, öldürülen insanların yüzlerini. Muhteşem bir iş yaptığını düşünüyorum. Onun sayesinde gençler bu kişilerin yüzlerini görebiliyor. Bunlar senin büyüklerinin fotoğraf albümünden gelen fotoğraflar da olabilirdi. Pek çok genç ve öğrenci müzeyi geziyor. Yahudi soykırımından kurtulan biriyle tanışmak ve anlattıklarını dinlemek ziyaretin en önemli anı. Bu benim en sevdiğim müze. Seyahat ettikçe daha başka müzeleri de görecek çok zamanın olacak. Ancak buraya geldiğin için memnunum. Sizle konuşmak güzeldi. Benim için de öyle. Margit Meissner, Innsbruck'ta dünyaya geldi ve Prag'da büyüdü. 1934 yılında Yahudilere karşı nefret yaşadığı yerde de hissedilmeye başlandı. Annesi Margit'i Paris'e gönderdi. Bir yıl sonra o da yanına geldi. Ama Fransa'da Nazilerin etkisi altındaydı. Bir gün Margit'in annesi bir mektup aldı. Anneme sınır dışı edileceği söylendi. Mektupta 3 gün içinde karakola başvurması yazılıydı. Sadece taşıyabileceği kadar eşya almasına izin veriliyordu. Yiyecek ve 2 battaniye aldı. Nereye gittiğini biliyor muydunuz? Hayır. Onunla karakola gittim ve nereye götürüleceğini sordum. Beni ilgilendirmediğini söylediler. Sonra neden onu tutukladıklarını sordum. Yanıt şuydu: sizi ilgilendirmez. Şimdi gidin. Orada öylece kala kaldım. Yalnız. Annem gitmişti ve hiç param yoktu. Margit'in annesi Fransa'nın güneyindeki Gür toplama kampına gönderilmişti. 18 yaşındaki kızının tek çaresi Avrupa'yı terk edecek bir yol bulmaktı. Margit bisikletle Paris'ten kaçtı. Aynı anda annesi de toplama kampından kaçmayı başarmıştı. Bir mucize gibi anne ve kızı Gür'den 12 kilometre uzaklıkta bir araya geldi. Uzaktan geldi ve el salladı. Ben sallamadım. Çünkü kim olduğunu bilmiyordum. Sonra daha yakına geldi ve bir kez daha el salladı. Ben yine el sallamadım. Daha da yakına gelince sonunda onu tanıdım. Annemdi. Çok zayıf ve esmerdi.
Çünkü dışarıda çok çalışmıştı. Ancak ona sarılamadım. Bundan ötürü beni hiç affetmedi. Sonunda çocuğumu buldum ve o bana sarılmıyor dedi. Neden sarılmadınız? Çünkü onu tanımadım. O olduğunu görünce şok oldum. Birlikte İspanya'ya doğru yola koyuldular. Oradan Amerika'ya kaçmayı planlamışlardı. Ancak bekledikleri gibi olmadı. İspanyol polisi tarafından yakalanıp hapse atıldılar. Neredeyse İspanya'daki Almanlara teslim edilecektik. Ama görüyorsunuz ki hala buradayım. Yine şanslıydık. Bize yardım eden iyi dostlarımız oldu. Ve Prag'dan ayrıldıktan tam 3 yıl sonra Amerika'ya ulaştık. O zaman 19 yaşındaydım. Bu figürler Margit'in Amerika'daki yaşamının başlangıcından bu yana olan anılarından bir toplama. Birleşmiş Milletler çalışanı Frank Meisner'le evlenip onunla bütün dünyayı gezmiş. Bunları 54 yıl boyunca seyahatlerimde topladım. Anılar. Anılar ve öğrenmek. Çünkü yeni bir yeri tanıyınca sürekli öğreniyorsun. Margit Meisner anılarını, yaşadıklarını sık sık Holocaust Müzesi ziyaretçileriyle paylaşıyor. Amerika'nın başkentinde en çok ziyaret edilen müzelerden. Soykırımdan kurtulanların varlığı da bunda etkili. Margit Meisner, bu yaşananların unutulmaması gerektiği, insanlığın bu suçların tekrarından ancak bu şekilde korunabileceği görüşünde. Ancak onun nesli yavaş yavaş ölüyor. Holokost, ölümün Almanların insanları öldürmek için endüstriyel metotları kullandığı tek zaman. Ölümün bu şekilde endüstrileşmesi daha önce tarihte hiç görülmemişti. İşte bu yüzden unutulmasına izin verilemez. Özellikle de bu bizi aynı hatayı tekrar yapmaktan korumalı. Keep these errors from being repeated. Margit Meisner için bu güncel bir sorun. Özellikle de sıcak siyasi gelişmelerin yaşandığı şu günlerde. Dünyanın her yerinde milliyetçilik yeniden güçlendi. Şu anki siyasi ortamda kendimi güvende hissetmiyorum. Mevcut Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 1920'lerde, 1930'larda Almanya'da yaşananları anımsatıyor. Çok rahatsız edici bir durum. Ve ben pasif bir izleyici olarak kalmamaya çalışıyorum. Çünkü o zamanki Almanlar neler olduğunu biliyordu ve hiçbir şey yapmadılar. Orada öylece durdular. Hitler'in 1933 yılında hükümetin başına geçtiği ve Yahudilerin kitleler halinde yok edilmesinin 1941 yılında başladığı unutulmamalı. Arada dünyanın buna karşı bir şeyler yapabileceği tam 8 yıl vardı. Ama kimse hiçbir şey yapmadı. Bu nedenle Margit elinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyor. Hikayesini gelecek nesillere aktarmak için bir kitap yazdı. Fotoğrafçı Luigi Toscano'nun bir projesinde yer alıyor. Tamam, dokunabilir miyim? Tabii ki. Biraz yukarı, tamam. Lütfen öyle kalın. Alman fotoğrafçı dünya genelinde Yahudi soykırımından hayatta kalan 200 kişiyi fotoğrafladı. Sergi kamuya açık alanlarda yer alıyor. Yakında Washington'da da açılacak. Hepsi bu. Teşekkürler. Artan semitizm inkar edilemez. Ben ya da biz buna karşı bir şeyler yapmalıyız. Böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmamasına dikkat etmeliyiz. Soykırımda hayatta kalan birinin bana söylediği şu sözden çok etkilendim. Luigi, insan geçmişi unutursa onu tekrar yaşamaya mahkumdur. Amacım parmağımı sallaya sallaya konuşmak değil. Aksine hedefim burada hala insanlar olduğunu ve bize anlatabilecekleri çok şey olduğunu göstermek.
Margaret Meissner'in ailesi Avustralya, Kanada ve İspanya'ya dağılmış. Prag'daki akrabaları da savaş nedeniyle kaçmak zorunda kalmış. Margaret cep telefonu aracılığıyla torunları ve torunlarının çocuklarıyla iletişim kuruyor. Ve haftada 4 günde spora gidiyor. Eşi öldükten sonra 94 yaşında yeniden evlenmiş. Çok geç ve beklenmedik bir şekilde hayatına giren büyük bir aşk. Bugün eşi John Garms'la Washington'da yaşıyor. Margaret her fırsatta gelecek nesillere bir mesaj veriyor. Hiç kimseden nefret edemezsin ve intikamı isteyemezsin. Çünkü bir insanı öldüren biri belki ömür boyu hapis cezası alabilir. Ancak ölen insan artık gitmiştir. Asla geri dönmez. Suçlunun hapiste olduğu gerçeği kimseye yardımcı olmaz. İnsan affetmeyi öğrenmek zorunda. Bazen kolay olmasa da. Ama bu seni daha iyi bir insan yapar ve bu çok önemli. So we're